Sevgili Ümit Sami Kumuş. Sevgili Mustafa Can. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Şahaneyiz vallahi. Sizleri sormalı. Gayet gayet iyiyiz. Teşekkür ederim. Bugün gerçekten namını İstanbul'la beraber almış bir bitkiyi göreceğiz, tanıyacağız. Kendisiyle tanışacağız karşılıklı. Evet. Ne yer, ne içer, nasıl yaşar ve nasıl gelişir. Erguvanlarla tanışacağız. Evet, erguvanlar. Kışın ortasındayız. Biraz baharı özledik galiba. Valla gece rüyamda gördüm. Erguvan dolaşıyordu ortalıkta. Mart, Nisan, Mayıs gibi bahar aylarının içerisindeyken gerçekten İstanbul'un özellikle Boğaz'a bakan tepeleri böyle erguvanların o mor renkleriyle beraber kapanıyor. Tamam. Çok da güzel bir görüntüsü oluyor böyle bir şeyde. Aynı zamanda İstanbul'la da ünlü yani hani bir sürü romanın, hikayenin, şarkının da konusu İstanbul'un erguvanlarının. Tabii. Evet, bir şeyde. Önce sana şunu sorayım. Neden bu kadar ünlü? Neden bu kadar ünlü? İşin biyolojik kısmını bir kenara bırakırsak, kültürel olarak özellikle Roma ve Bizans döneminde biliyorsunuz erguvanlar mor çiçekler açar. Özellikle Nisan gibi falan açmaya başlar çiçeklerini. O dönemlerde doğal yollardan mor renk pigmenti üretmenin tek yolu erguvandı. Ve çok pahalıya mal oluyordu o dönemlerde. Kraliyet soyundan gelenlerin kıyafetlerinin mor renk olması gerekiyordu veya sadece onlar mor renk giyebiliyordu. Erkliğin, imparatorluğun simgesiydi mor ve o pigment sadece erguvandan elde ediliyordu. Hatta o kadar söylentilere göre değerliydi ki kraliyet ailesinin dışında birisinin erguvan rengi veya mor renk kıyafet giymesinin cezası ölüme kadar gidiyordu. Yani imparatorluğa erke ortak olmanın simgesi sayıldığı için mor renk giyenin kellesi de gidiyordu. O yüzden de hem kültürel olarak hem efsaneler olarak, mitoloji olarak çok önemli. O zamanlar. Yani yine öyle çok da romantik erguvanları seviyoruz. Çiçekleri de ne güzel mor rengi falan değil. Yine konu sanayi ile alakalı. Tamamen. Tamamen sanayi ile alakalı. Yani bundan boya üretiyoruz arkadaş. Bu boya da nadir üretilen bir şey. Her nadir olan şey ekonominin kurallarından bir tanesi. Değerli olabilir. Tabii. Bir işlevi varsa, karşılığı varsa. Ve bu değeri karşılığını da o dönemde sarayda soyla, soylulukla birleştirip kesinlikle öyle kullanmışız. Oradan gelen hikayelerden bir tanesi. Tabii yani şeyin sonuçta erkin yöneticilerin bir simgesi olması lazım. İşte taç takmak gibi. O dönemde de sıradan bir insan kafasına taç takıp gezemezdi. Kelle gider. Mordan onun gibi çok önemli bir simgeydi. Mor renk. Erguvan'ın mor rengi. Artı o dönemlerde tabii şimdiki gibi kimya pigmentasyonu, renk veren maddelerin üretimi doğal kaynaklardan oluyordu. Hı hı. Ve yetiştirilmesi zor, zapt edilmesi zor. Oradan çok büyük hasat yapıyorsun. O koca hasatın içinden azıcık bir miktar pigment çıkıyor. Meşakkatli işler, o yüzden de pahalı. Yani çoğu dönemlerde mor renk pigmenti atıyorum işte 1 gram pigment altından daha değerliydi. O yüzden de özellikle bizim bulunduğumuz topraklarda Hristiyanlığın yaygın olduğu dönemlerde de çok büyük bir yeri vardı. Hem mor rengin hem erguvan. Papaların dikkat ettiysen mor kuşak takarlar böyle boyunlarına. O da erk ve tebaayı yönetmenin simgesi. Sadece papa takar. Kardinaller mor renk takamaz mesela. O tür şeyleri var. Hala o zaman yani bu kadar yaygın olmasına çünkü biraz yabani de yani insanların bahçelerinde çeşitli yerlerde erguvan ağaçları var. Tabii. Kendi çoğalarak da yerleşmiş. Hani bunun bu yayılımından da insanların da belki mor renk üretemiyorlar ama en azından ağacı, çiçeği bende olsun şeklinde bir talebi olmuş olabilir İstanbul'a yayılması. Büyük ihtimalle de İstanbul'un zaten doğal habitatında olan bir şey. Erguvan, Latince'de fabase dediğimiz, Türkçe'de baklagiller dediğimiz gruba giren böyle çalı görünümlü ağaç şeklinde bir bitki, çiçekli bir bitki. Ve genel doğal yayılma alanı işte Batı Asya, Anadolu, Doğu Avrupa. Yani bizim Anadolu sınırlarına yakın bölgede doğal olarak yayılıyor. Zamanında oldukça da demin konuştuğumuz gibi değerli ve bir de doğada düşünsene yani mor bir şey, erguvan rengi bir şey bağırıyor ben buradayım diye. Aynı zamanda İstanbul'u hani bu markalaşma bakış açısından bakarsan İstanbul'un sembolik imleçlerinden de bir tanesi. Yani. Tabii ki. İşte bahar mevsimi de İstanbul'a geldiğinde o boğazın iki yakasında tepelerde mor mor blokları görüyor olmak. Hani öyle bir çiçek açmış erguvan ağaçlarını görüyor olmak. Bir kent hatırası açısından da keyifli güzel görüntülerden bir tanesi. Muhtemelen kullanılıyordur ama ben reklamcı olsam İstanbul'u tanıtmak isteyen birisi olsam renk olarak erguvanı seçerim. Kraliyet rengi, yönetimin rengi. Osmanlı döneminde de Osmanlı bu topraklara yerleştikten sonra da mesela Bursa bu konuda çok iyidir. Çünkü Bursa aynı zamanda
zamanda İpek yolunda Çin'den sonra ipek üretebilen en büyük sanayi şehirlerinden bir tanesiydi. Renge, pigmente ihtiyacı var. Bursa uzun süre Erguvan üretti orada. Daha doğrusu Erguvan'dan renk pigmentleri üretti. Tam tarihlerini bilmiyorum ama sosyal medyada, internette bulunabilir. Uzun süre Erguvan festivalleri yapıldı şeyde, Bursa'da. Evet. Orası için de önemli ki hani Osmanlı'da ilk başkentlerinden, yani Erkin yönetim merkezi olduğu için orada da önem vermişler. Yani Erguvan'ın arkasında sadece romantik ya da estetik unsurlar değil, aynı zamanda bir sanayi olduğunu yeni öğrendim burada. Evet, yani bir sanayiyle beraber desteklenmiş ürünlerden bir tanesi. Bir sanayiyi desteklediği için bir şeydi. Yani incir gibi, zeytin gibi. Tabii. Hem de değer ataması yapılan bir şey. Yani yenmiyor, içilmiyor, ne bileyim sağlığa faydası yok ama bir renke bir yönetim atfı yapmışız seneler önce tabii Bizans döneminde. Kulağa saçma geliyor. Sadece bir renk için böyle bir şeyler yapılır mı? Aa, yapılıyor işte yani. Güzel. Biraz Erguvan'la daha detaylı tanışalım isteyeceğim ama geriye dönük böyle gaz ve toz bulutuna doğru gidelim evrim. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Ya yani bu programın iki tane temel şakası bu oldu. Bunlardan hani bir tanesi gerçekten İstanbul'da tanıştığımız, aslında bildiğimiz, dokunabildiğimiz yerdeki bitkilerle ve hayvanlarla tanışmaktı. İkincisi de şu evrimsel olarak onların bir tarihsel sürecini göz önünden geçirelim. Tamam. Ailecek ne yaparlar, ne yerler, ne içerler, nasıl beslenirler bir bakalım hikayesi. Bu çiçekli bitkiler mevzusu hep çok enteresan. Çiçekli bitkilerin ilk evrilmesi, Erguvan bir çiçekli bitki. Evet. İlk evrimi, yani evrimin bunu keşfi nasıl? Matematiği ne? Çiçeği keşfetmesinin amacı ne? Güzel soru. O zaman şuradan başlayalım. Bitkiler alemi aslında temel olarak ikiye ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi açık tohumlar dediğimiz grup, gimnospermler. Bir de kapalı tohumlar dediğimiz grup, angiospermler. Angiospermler bizim çiçekli bitkilerin bulunduğu gruplardan. Onlar da sperm mi deniyor? Sperm deniyor. İşte gimnosperm, angiosperm. Angiosperm kelime şakası veya çağrışımından sonra bu kalp ameliyatlarında angio yapılır ya. Aha. Kapalı sistemdir o. İnvazif değildir. Angion kelime anlamı orada kapalı demek. Angiosperm kapalı spermler veya kapalı tohumlar. Evrimsel olarak bitkilerin aslında ilk karaya çıktıktan sonraki şeyleri, yapıları açık tohumlar halindeydi. Açık tohumlara örnek vermek gerekirse mesela çam ağaçları. Bunlar açık tohumlardır. Ya yani kozalaklarından mı? Kozalakların içindeki şeyden mi bahsediyorum? Bizim bildiğimiz tohumun etrafında koruyucu bir tabaka olup olmaması ile ilgili bir şey. Mesela fındık kapalı tohum mu? Fındık kapalı tohum. Mesela buğday açık tohumdur. Anladım. Şimdi gözümde canlandırabiliyorum. Okay. Kapalı tohumlar bitkilerdeki ovaryumdaki yumurtayla polenin birleşmesi, yani yumurtayla spermin birleşmesiyle ortaya çıkan bir cenin diyelim, buna benzetme yapalım. Hı hı. Açık tohumlarda bu serbesttir. Etrafında koruyucu bir kılıf yoktur. Kapalı tohumlarda da etrafında koruyucu bir kılıf oluşur. Açık tohumlarla kapalı tohumlar arasında kaba olarak şey bu. Önce diyor bitkiler denizden geldiğinde, denizden karaya çıktıklarında önce açık tohumlu olarak çıktılar. Bir süre sonra evet. Yani şeyin, bizim tohumlu bitkilerin atasalı açık tohumlar. Sonra da kapalı tohumlara doğru evrimleştiler. Bu ne zaman oldu? Günümüzden yaklaşık 240-245 milyon yıl önce ayrışmaya başladılar bunlar. Açık tohumlarla kapalı tohumlar. Yaklaşık da 125-130 milyon yıl önce kadar da kapalı tohumlardan çiçekli bitkiler görülmeye başladı yavaş yavaş. Daha sonra da oldukça da yayıldı. Yani çiçeğe bitki neden ihtiyaç duydu? Yani evrimsel olarak ne değişiyor, ne gelişiyordu da ortama, nasıl adapte oldu? Evrime hani çok özetleyip adaptasyon diye bağlarsak şeyine. Neye ihtiyaç olduğu da çiçek üretim. Var olmuş olaya sadece spekülasyon yapabiliriz burada. Çiçeğin asli görevi çiçeğin içinde oluşmuş olan ovaryum ve polenlerin yayılmasını sağlamaktır. Nasıl yayılacak? Bu birkaç yolla oluyor. İşte rüzgar yoluyla, su yoluyla veya böcekler yoluyla oluyor. Çiçekli bitkilerin geliştiği dönemler aynı zamanda bizim eklem bacaklılar ve eklem bacaklara bağlı olarak böceklerin artık dünya üzerinde söz sahibi olduğu dönemler. Ve çiçekler böcekler sayesinde, böceklerin çiçeklere ziyareti sayesinde polenlerin başka ovaryumlara gitmesini sağladı veya bunu keşfetti. Ve bu buradan da gelişmeye başladı. Çünkü böyle bir adaptasyon çiçeğin kendi sınırlı alanında değil, çok uzaklara kadar gitmesini sağladı. Aynı zamanda da çeşitliliği sağladı. Çünkü filancı taraftan buradan aldığı poleni çok uzakta başka bir bitkinin yumurtasıyla birleştirebiliyor. Genetik çeşitliliği de arttırdı böylece. Bunu keşfedince de kullandı ve dünyanın her tarafına yayıldı. Bugün
300 binin üzerinde çiçekli bitki türü var ve her gün yenileri keşfediliyor. Yani özünde yaptığı şey şu mu? Normalde bitkinin kendisi kendi tohumunu kendi döllüyordu. Döllediği tohumunu kendi dibine bırakıyordu. Evet. İster istemez doğası gereği aşağıya düşüyordu, dibine bırakıyordu. Bu dibine bırakma eylemini çiçeğe dönüştürdü. Çiçeğin buradaki temel esprisi aslında böceklerle iletişim kurmanın bir yolu mu? Evet. Yani dışarıdaki dolaşan böceklerin dikkatini çekebilmek için. Aynen öyle. Çünkü aynı zamanda eş zamanlı olarak koku da galiba bir işlev kazanıyor. Tabii yanında şeyleri var. Çiçek dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Koku geliyor. Renk geliyor. Renk geliyor. Çünkü böceklerin çok büyük bir kısmı geliyor. Renk göremiyor gibi biliyoruz. Yok. Renk görüyorlar, bizden farklı görüyorlar. Özellikle arılar mesela şeydir, mor ötesi ışığı görürler. Bizim bildiğimiz anlamda renk değil ama renk dünyaları bizden çok daha geniştir. Mor ötesinde gördükleri için. Yani bir erguvanın çiçeğine baktığımız zaman biz sadece mor bir salkım görüyoruz ama arılar öyle görmüyor. Arılar onun etrafında muhtemelen bir renk cümbüşü, bir renk aurası görüyorlar. Ve polenlemeye yardımcı olan böceklerin birçoğunda da bu var. Günümüzün modern çiçeklerini gözümüzün önüne getirelim. Bir çekicilik olarak bir renk var bir kere. Arkasından koku var. Biz koku dediğimiz zaman hep güzel kokan çiçekler düşünüyoruz ama sadece güzel kokmuyor. Leş kokan, bir ölü hayvan taklidi yapan çiçekler de var. Sonuçta hedef böceği kendisine çekmek için koku salıyor. İçinde nektarı var, içinde poleni var. Hayvan hem beslenmesine yarıyor hem de çiçeğin asli görevi özellikle kapalı tohumlarla birlikte meyve üretmek. Yani şeyle polenle yumurta bir araya gelip tohumu oluşturduğunda, tohum taslağını oluşturduğunda bizim çiçeğin altında çanak yaprak dediğimiz yeşil bir bölüm vardır. Aha. Genellikle onlar etlenmeye başlarlar ve tohumu kapatırlar. Tohum o etlenmeye başlayan ve içine besin deposu yapılan çanak yaprakların içinde kalır. Elma bunlara bir örnek mi? Elma bunlara bir örnek. İncir, armut, işte patlıcan, domates. Yani hepsi tohumu başka yerlere saçabilmek için özellikle içinde bolca şeker ya da çeşitli bulunan şeylerle etlendirilmiş aslında hayvan rüşveti. Hayvan rüşveti. Bravo, çok güzelmiş. Hayvanlara rüşvet bu. Yani oradaki biriken besin. O zaman şöyle bir evrimselleşme de oluşuyor arkada. Evrimselleşme diye çok çirkin bir kelime kullandım. Olsun. Öyle literatüre geçer belki. Şöyle bir evrim hareketi de oluşuyor arka tarafta. Böceklerden çıkıp hayvanlara da çiçekler hayvanların da işlevli bir ilişki doğuracak bir şey. Tabii bu bir zincir. Şöyle düşünelim. Yani eğer tozlayıcılar, polenleyicileri böcek olarak seçersek böcek görevini yaptığı zaman ortaya tohum ve birçok bitkide meyve oluşuyor. O meyvenin anaç bitkiden uzaklaşıp başka yere gitmesi lazım ki anaç bitkiyle yavru bitki rekabete girmesin. Böceklerin polenleme görevi yaptığını kabul edersek, bunların böcekler üzerinden yürüdüğünü kabul edersek, polen ve yumurta birleştikten sonra biraz önce anlattığımız gibi bir meyve oluşuyor birçok şeyde. Hani insanın tükettiği var, başka canlıların tükettiği var. O meyvenin anaç bitkiden uzaklaşması gerekiyor. Çünkü anaç bitkiyle yavru bitki arasındaki rekabeti ortadan kaldırmak gerekiyor. Burada da meyveyle beslenen hayvanlar giriyor devreye. Yani o meyveyi anaç bitkinin olduğu yerden alıp gerekirse yiyip, gerekirse taşıyıp başka bir yerde soyunun devamını sağlıyor. Meyve de biraz önce söyledik ya hayvanlara bu iş için verilmiş bir rüşvettir aslında. Sen bundan beslen, onunla beslenirken tohumlarını da benden uzak bir yere saç şeklindedir. Çiçek de bunun başlangıcı. Çiçek bunun başlangıcı. Yani şeyle tohum taslağıyla yani ovaryumdaki yumurtayla poleni bir araya getirmek için çekici unsurdur. Kokusuyla, tadıyla, rengiyle, besin değeriyle böcek veya artık döllenmeyi hangisi yapıyorsa onu çekmek için özelleşiyor. Karşılıklı bir evrim bu. Milyonlarcası muhtemelen denenmiştir. Genetik çeşitlilik gereği. İşe yaramayanlar elenip gider. İşe yarayanlar günümüze kadar devam eder. Ya o kadar özelleşmiş çiçekler hani bu belgesellerin içerisinde görüyorum ki o kadar özelleşmiş yani. Hani çiçek sadece belli böceklerle ilişki kuracak tabii şekilde. Arı taklidi yani arı görünümlü olanı var. Göz gibi olanı var. Ne bileyim. Sizde sadece belli böceklerin ilgisini çekecek nektarlar ya da tabii, böceğin ağız yapısına göre ovaryumun derinliğini oluşturmuş bitkiler var. Çok spesifik özel şeyler var. Yani evrimin bu kadar ince işliyor olması yani bu kadar niş bir şeyde işliyor olması tuhaf değil mi bir anda? Hayret verici ve tuhaf. Hayret verici ve tuhaf tabii ama burada şeyi unutmamak gerekiyor. Bu evrimin herhangi bir amacı yoktur. Şu bitki bu böcekle buluşsun diye amaçlı giden bir sistem değildir. Genetik yapılarımız gereği, kullandığımız genetik materyaller gereği çeşitliliğe çok uygun bir yapıdayız biz. Özellikle bitkiler. O kadar çok çeşit üretebiliyor ki genetik modifikasyonlarla. İçinden başarılı olan bir tanesi geri
geri kalan milyon tanesine gerek bırakmıyor. Oradan yürüyor. Evrimsel olarak bir de şöyle bir şey var. Bir canlı ne kadar spesifik bir iş yapıyorsa, ne kadar uzmanlaşmışsa çevre şartlarının değişmesiyle beraber genellikle soyu tükeniyor. Yani uzmanlık şeydir. Çok iyi bir şey değil. Çok iyi bir şey değildir. Mesela işte kara yosunları, deniz yosunları, likenler yani 250-300 milyon yıldır dünyada olduğu gibi duruyor. Çünkü adamlar uzmanlaşmamış. Tamam mı? Plastisitesi çok yüksek. O yüzden yaşıyor. Ama çiçeklerin kaç tanesinin ürediğini, kaç tanesinin yok olduğunu, yeniden kaç tanesinin olduğunu sayamayız bile. Çünkü uzmanlaştıkça hayat zorlaşıyor bütün canlılar için. Şimdi Erguvan'a geri dönersek. Erguvan dediğim gibi baklagiller familyasından böyle fasulye benzeri tohumlar üretirler. Sonbaharda yapraklar döküldüğünde, çiçekler artık işlevsiz hale geldiğinde o tohumlar böyle fasulyeye benzeyen 8-9-10 santim uzunluğunda çubuklar halinde durur. Dalın üzerindedir. Rüzgar estikçe o tohumlar rüzgarlar vasıtasıyla yayılır. Aynı zamanda tohum yiyen kuşlar sayesinde yayılır. Böylece yayılması sağlanmış olur. Biz de tabii bunu da kullanmışız. Nasıl kullanmışız? O tohumları alınca tohumdan bitki üretmeyi öğrendiğimizde tohumlarını kullanmışız. Yeni bitkiler, yeni bireyler üretmişiz. Çelikleme dediğimiz yöntemi keşfetmişler. Ağacın bir dalından çelik dediğimiz üreyebilen bölümlerini alıp üretmişler. Böylece de insan etkisiyle de yayılmış. Erguvan. Tohumlarının şöyle bir özelliği var. Birçok bitkide kapalı tohumlarda görünür. Mesela tohumun etrafındaki kabuğu çok serttir. Ve çimlenmesini zorlaştırır. Bunun. Ama bunu da avantajına çevirmiş. Nasıl avantajına çevirmiş? Tohumun yere düşer düşmez çimlenmesine gerek yok. Uygun vakti bekleyebiliyor orada. Bakterilerin veya topraktaki mikroorganizmaların faaliyetiyle zaman içinde o dışındaki kabuk çözünmeye başlıyor, parçalanıyor. Ve bu da belli bir zaman alıyor. O zaman geçtiğinde bütün tohumların aynı anda çimlenmesine engel olan ama çeşitliliği arttıran bir yöntem gelişmiş oluyor. Erguvan da böyle yürüyor. Balkonda yürüyebilen bir şey mi? Yok, ağaç formunda. Yani çok büyük balkonun olması lazım. Çalı görünümünde ağaçtır. 2-2,5 metreye kadar uzuyor. Hani inşallah bir gün öyle bir evim olursa ben yaparım ama zor. Peki kolay elde edilen işte ne bileyim fide olarak alınıp ekilen biçilen bir şey mi yoksa böyle hani... Ya artık teknoloji gelişti yani tarım teknolojisi de gelişti. Mesela tohumdan üretmek isteyenler doğadaki gibi uzun uzun beklemesine gerek yok. Yarım saat bir saat sıcak suda veya ılık suda böyle yakmayacak ılık suda tohumu bekletip o dışındaki kabuğun gevşemesini sağlayıp çimlenmeye bırakabilir, rahatlıkla ürer. Çelikleme dediğimiz yöntem zaten yüzyıllardır biliniyor. Uygun ağaçtan, uygun çelikle artık köklendirme hormonları var. Köklendirme hormonuyla, sıvı besinlerle falan çok rahat isteyen kişi üretebilir yani onu. İstanbul'un markalarından bir tanesi. Kesinlikle. İmleçlerin yani böyle İstanbul'u işaretlemek istediğimizde hatırlayacağımız 10, 20, 30 tane konumuz var aslında. İstanbul kocaman bir şehir ve hem tarihi anlamda hem doğal anlamda çok spesifik. Ama o başlıklardan bir tanesi Erguvan. Yani Erguvan'ın üzerine gitmek lazım. Yani tarihin, yani İstanbul ve çevresinde insan yerleşiminin başladığı dönemden itibaren Erguvan doğal yayılımında zaten var. İşte Ege, Bursa, İstanbul, Trakya, Avrupa'nın doğu sınırları, Batı Anadolu, Erguvan var. Yani sonradan gelmiş diğer bitkiler gibi dışarıdan ithal edilmiş bitki değil. Buranın bitkisi. Endemik değil ama değil mi? Yok, endemik değil. Endemik sayamayız onu. Ama yani hem rengiyle hem çiçeğiyle, festivaliyle bana sorarsanız İstanbul'un tanıtımında kullanılması lazım olan bir güzide bitkimiz. Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta özlemişiz ki bu konuyu açtık. Deniz kıyısında, Boğaz kıyısında Erguvan ağaçlarını bulup bol bol fotoğraf çektirmek faydalı olur. Efendim çok teşekkür ediyorum. Efendim ben teşekkür ederim.